Birinci denemenin birinci sorusuyla başlıyoruz. Burada demiş ki soruda altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz sertleşmesi olmamıştır? Öncelikle şunu hatırlatayım. Sertleşme, benzeşme ile aynıdır. Şimdi burada önce sertleşmenin ne olduğunu bir anımsayalım. Çok basitçe kural şudur. Son harfi F, S, T, K, fıstıkçı, şahap olan son harfi fıstıkçı şahapla biten bir kelimeden sonra C, D veya G ile başlayan ekler gelirse o ekin başındaki bu C, D, G harfleri dönüşür. Sert şekillerine, sert biçimlerine dönüşür. C'ler Ç'ye, D'ler T'ye ve G'ler K'ye dönüşür. C, D, G'nin Ç, T, K'ye dönüşmesidir bu olay. Nedir mesela? Her birine birer tane örnek verelim. C ile başlayan ek olarak Türkçe'de cığcı eki var. Mesela işçi derken işçi değil de işçi olur. Neden? Çünkü iş kelimesi Ş harfiyle bitmektedir. Şununla bitmektedir. D'nin T'ye dönüşmesi peki. Mesela Nilo, bunlardan birisiyle biten bir kelime düşüneceğiz. Mesela sınıf F ile bitiyor. Sınıf kelimesi F ile bitiyor. Sınıf da değil de sınıf ta olur. G'nin K'ye dönüşmesi. Yani burada D daha eki T ta'ya dönüşüyor. Şurada C, C eki dönüşüyor. Şimdi de G ile başlayan eklerin K'ye dönüşmesi. G ile başlayan ekler biraz daha zor görülüyor. Çünkü onlar sözcük yapım eki oldukları için sözcükle fazla bütünleşmiş olabiliyorlar. Mesela askı kelimesi asmaktan gı ekiyle türetilmiştir. Asmaktan askı değil de askı olmuştur. Dolayısıyla burada da gı gi ekinin kı ki'ye dönüşmesini görüyoruz. Peki soruya bakalım. Tutkularımız derken tutmaktan tutgu değil tutku olmuştur. Yetişkin kelimesi yetişmekten gelir. Yetişmekten yetişkin değil de yetişkin olmuştur. Üretken kelimesi üretmekten üretgen değil üretken olmuştur. Bitkin kelimesi bitmekten bitkin değil bitkin olmuştur. Dolayısıyla bunlarda sertleşme olmuştur. Şurada g eki, burada gıngin eki, burada gangen eki, burada da, şurada da gıngin eki sertleşmiştir. Peki üçgen niye olmaz? Çünkü üçgendeki gen bir ek değildir. Ek olsaydı sertleşirdi. Çünkü eklerde istisna yoktur. Bütün ekler sertleşirler. Ama üçgen iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Üç ve gen kelimelerinin. Bu yüzden cevabımız Denizli'dir. İkinci soru. Bir cümle verilmiş. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur? Tabii bu ses olaylarını tek tek yeri geldikçe anlatacağız. Belki bazı sorular gerektirdiği ölçüde ama burada da gerektiği kadarını anlatalım. Taklidi küçümsemeyelim. Sanatçı orada pişer aslında. Ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması nedir? PCTK ile biten sözcüklerin sonuna ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde bunların yumuşayarak B, C, D, G ve veya yumuşak G'ye dönüşmesidir. Ünsüz sertleşmesini bir önceki soruda anlatmıştık. Ünlü türemesi bu bazı kelimelere, miktar anlamlı bazı kelimelere cık eki geldiğinde arada bir ı oluşur. I, i, u, ü oluşur. Buna ünlü türemesi diyoruz. Ünsüz düşmesi genellikle k harfiyle ilgilidir. K ile biten sözcüklere cık cık eki veya l eki geldiğinde örneğin ufak kelimesine ufacık derken veya ufak kelimesinden yine ufalmak ufak kelimesine ufalmak eylemini türetirken bu k'nin düştüğünü görürüz. Buna ünsüz düşmesi diyoruz. Ünlü düşmesinin çok sayıda görüldüğü yer var. Şehir şehri gibi, gönül gönlü gibi, ilerlemek gibi çok sayıda örneği vardır. Bakalım burada neler göreceğiz. Taklidi derken bu kelime taklit kelimesi. Burada yumuşama olmuştur. Taklit taklidi olmuş.
ünsüz sertleşmesi. Sertleşmeyi az önce anlatmıştık işte. Sanat sanatçı. Sanatçı değil de sanatçı olmuş. Sertleşme olmuş. Ünlü türemesi genellikle az rastlanır. Doğru cevap yani ünlü türemesi örneğine az rastlanır. Bırakalım bunu. Ünsüz düşmesi. Ünsüz düşmesi de az görülen bir örnektir. Bir ses olayıdır. Küçümsemeyelim derken bu kelime küçük kelimesinden gelmektedir. Küçük kelimesi ımsa imse ekini aldığında burada K harfi düşmüştür. Yani ünsüz düşmesi de vardır. Ünlü düşmesi de burada aslında kelimesinin kökü asıl kelimesidir. Burada da I harfi düşmüştür. Dolayısıyla bu da vardır. Ünlü türemesi yoktur. Üçüncü soru. Bu cümledeki ses olayları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Burada şöyle bir okuduğumuz zaman hemen fark edeceğimiz ses olayları olacaktır zaten. Siz de bu şekilde yapın. Bütün kibrine kelimesinin kibirden geldiğini biliyoruz. Kibir, i harfi düşmüştür burada. Demek ki burada bir ne var? Ünlü düşmesi var. Hiddetine rağmen, bu belki biraz şüphelendirebilir bizi, yani sizi en azından. Soru işareti koyalım. Rağmen insan doğa karşısında, doğa kelimesinde yumuşama falan var mıdır? Hayır, doğmak zaten kelime. Doğmaktan doğa. Güçsüzdür. Burada herhangi bir şey görüyor muyuz? Yok. Bu onu daha da saldırgan, gan ekini almış. Herhangi bir şey olmamıştır. Yapmaktadır. Yapmak da eki almış burada. Da eki ta'ya dönüşmüş. Nedir bu? Sertleşmedir. Bir önceki soruda sertleşmenin ünsüz benzeşmesi olarak bir adı daha olduğunu söylemiştim. Dolayısıyla ünlü düşmesi bulduk. Bir de ünsüz benzeşmesi, sertleşme bulduk. Cevap Adana'dır. Dördüncü soruya geldik. Dördüncü soruda hemen cümleyi okuyacağız. Tabii önce soru kökünü okuyacağız. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek yoktur? Cümleyi okurken hemen fark etmeye çalışın ses olaylarını. Teşekkür edip hemen bunların kendisini düşünün. Yani teşekkür etmektir bu. Teşekkür etmek olduğuna göre burada T harfi D'ye dönüşmüştür. T'nin D'ye dönüşmesi yumuşamadır. T serttir, D yumuşaktır çünkü. Sertten yumuşağa doğru bir dönüşüm var. Demek ki burada ünsüz yumuşaması olmuştur. Telefonu kapattı. Kapatmak kelimesine D diye ki o ek dili geçmiş zaman dediğimiz ek görülen geçmiş zaman orijinali D diye şey D harfiyledir. D diye şeklindedir. Burada ne olmuş? D T'ye dönüşmüş. D bakın burada orijinali T idi şurada. Yumuşama oldu. Burada orijinali D T'ye dönüştü. Sertleşti burada da. Dolayısıyla sertleşmenin diğer adı ünsüz benzeşmesidir. Ekranda cevapsız 3 çağrıyı. Çağrı kelimesi çağırmaktan çağrıdır. Çağırmaktan I harfi düşmüştür. Dolayısıyla ünlü düşmesi de olmuştur. Ulamaya gelince mesela teşekkür edip örneğinde olduğu gibi bir kelimenin son harfi sessiz ise ve sonraki kelimenin de ilk harfi sesli ise tekrar söyleyelim. Bir kelimenin son harfi ünsüz, sessiz ise sonraki kelimenin ilk harfi de sesli ise bu ikisi arasında ulama olduğunu söylüyoruz. Nedir yani? Bu ikisi adeta birleşik okunurken teşekkür edip şuradaki R bir sonraki kelimeye ulanıyor. Teşekkür burada var. Telefonu kapattı. Ekranda cevapsız 3 çağrıyı. Cevapsız 3. Şurada. Aynı şekilde vardır. Görünce başka da yok. Demek ki burada ulama da vardır. O halde ünsüz türemesi yoktur. Ünsüz türemesi daha belirgin bir ses olayıdır. Ünsüz türemesi nerede aramalıyız? Türkçe'de ikiz ünsüz dediğimiz bir kavram var. İkiz ünsüz. Türkçe'de daha doğrusu yoktur ikiz ünsüz. Ancak dilimize Arapçadan geçenlerde görülür bu. Fakat mesela teşekkür etmekte olduğu gibi. İki tane K harfinin yan yana olmasından bahsediyorum. Bu şekilde olduğunda ünsüz türemesini genellikle düşünebiliriz. Ama kelimenin normalde tekli olarak yazılıyor olması lazım. Mesela sır kelimesi normalde sırlar dediğimizde tek R ile yazılır.
Ama bu sırrı dediğimizde, ı-eki getirdiğimizde şurada bir ünsüz türemesi olur. His kelimesi normalde tek s ile yazılır. His kelimesi etmekle birleştiğinde hissetmek dediğimizde sondaki harf kendini tekrar eder. Doğurur bir yerde ikiz ünsüz oluşur. O yüzden mesela bunda sırrı veya hissetmek derken ünsüz türemesi vardır ama teşekkürde bu yoktur. Çünkü bu başka bunun hani tek k'li olarak teşekkür kelimesinin herhangi bir kullanımı yok. Hayır, o yüzden cevabımız ünsüz türemesidir. Beşinci soru, hangisi yoktur sorusu yine. Okurken fark edeceğiz artık bunları. Kutba giden, bu kelimenin orijinali nedir? Kutup kelimesi. Kutba derken ne olmuş? Önce T ile P arasındaki şu U harfi düşmüş. Ünlü düşmesi var yani burada. Ondan sonra ne olmuş? P harfi B'ye dönüşmüş. P'nin B'ye dönüşmesi yumuşamadır. P sert, B yumuşak çünkü. Yumuşamadır. Peki yumuşamanın diğer adı ne? Ünsüz değişimidir. Ünsüz yumuşamasının diğer adı ünsüz değişimidir. O yüzden bu da vardır. Kaşiflerin tutkusunu hatırlayın, ilk soruda vardı aynı kelime. Tutku, tutgu kelimesi sertleşmiştir burada. Gu, ku'ya dönüşmüş, sertleşmiştir. O yüzden bu da vardır. Anlatıyor film. Burada büyük ünlü umuna aykırılık. Biliyorsunuz büyük ünlü umu kalından sonra kalın, inceden sonra incenin gelmesidir. Burada kaşif derken, buradaki A kalın bir ünlüdür. Şapka konması meselesi yanıltmasın bizi. Kaşif derken orada o şapka aslında K'yi inceltir. Hani A'yı inceltmez. Kaşif dediğimizde K'yi inceltir. O yüzden A aslında kalındır yani. A'dan sonra iyi gelmiştir. Yani kalından sonra ince gelmiştir. O yüzden büyük ünlü umuna aykırılık da vardır. Ünlü daralması yoktur. Ünlü daralmasını nerede görüyoruz genellikle? Genel olarak yor eki olan kelimelerde görüyoruz. Şurada var mesela, anlatıyor derken yor eki var. Ama ne zaman oluyor bu? Bunu anlamak için şunu yapmalısınız. Diyelim ki şuraya 3 tane kelime yazayım bakın. Tanıyor, izliyor, görüyor. 3 tane yorla biten kelime yazdım. Mekmak getirdiğimizde bir değişiklik varsa ortaya çıkar. Mesela tanımak, mekmak getiriyorum buna. Burada tanımak kelimesine direkt yor gelmiştir. Dolayısıyla hiçbir şey olmamıştır burada. İzliyor, izlemek. Mekmak getirdiğinde izlemek. Ha, burada ne olmuş? E, i'ye dönüşmüş. Yani daralmış. Bu o yüzden daralmadır. Tanıyor da hiçbir şey yoktu ama izliyor da daralma var. Görüyor, görmek. Burada ne olmuştur? Sessizle biten bir kelimeye yor geldiğinde arada bir ünlü türemesi olur. Dolayısıyla burada da anlatıyor kelimesine bakarsak, anlatmak kelimesine, şunu sileyim. Anlatmak kelimesine yor gelmiştir. Ne olmuştur? Arada bir ı türemesi olmuştur. Ünlü türemesi olmuştur. Daralma yoktur yani. Cevap Edirne'dir bu yüzden. Altıncı soru. Şimdi aşağıdakilerin hangisinde aynı sözcükte deyip altını çizmişiz. Hem sertleşme hem yumuşama olmuştur. Önceki sorularda sertleşme ve yumuşamayı açıklamıştık. Şimdi artık bunların bildiğimizi varsayarak çözmem gerekir. Gerçekleştirilen, yani olanları görmeye çalışalım. Gerçekleştirilen kelimesinde gerçekleşmekten sonra gerçekleştirmek, dir eki bu. Dolayısıyla burada bir sertleşme olmuştur. Ama sadece sertleşme var burada. Bu tür etkinlikler, etkinlik kelimesinde etmekten etkin, burada da bir sertleşme olmuştur ama yumuşama yok. Toplumsal hayatı daha da geliştiriyor. Gelişmekten geliştirmek, direkt T olmuştur, sertleşme olmuştur. Burada yok. Aynı kelimede hem sertleşme hem yumuşama yok burada. Çocuklarına düşkünlüğü, düşkünlüğü derken düşmekten düşkün, gün eki burada ne olmuştur? Sertleşmiştir. Gün eki küne dönüşmüştür. Başka ne olmuştur? Düşkünlük. K eki de, K harfi de yumuşak ye olmuştur. Yani şurada bir sertleşme gördük, şurada da bir yumuşama gördük. O yüzden cevap Bursa'dır. Yedinci soru. Yedinci soruda daralma ile ilgili bir şey var. Bu dizelerde şimdiki zaman kipi, yor ile çekimlenmiş eylemlerin hangilerinde
ünlü draması olmuştur. Yöntemini açıklamıştım az önceki soruda. Mekmak getireceğiz. Ortaya eğer bir şey varsa ortaya çıkacak. Öğrenmek kelimesine yor getirilmiş. Arada ünlü türemesi olmuş. Alıyorum, almak kelimesine yor getirilmiş. Arada ünlü türemesi var. Taflan bu diyorum derken demek fiili bu. Demek, diyorum. Burada e, i'ye dönüşmüş. Yani burada bir daralma olmuş. Bir tanesi bu. Daralma burada var. Başlıyorum, bu başlamak. Başlamak kelimesine, başlamak sözcüğüne yor eki getirilmiş. Burada da a, i'ye dönüşmüş. Dolayısıyla bu ikisinde daralma olmuştur. Koparıyorum, koparmak. Sonuna yor gelmiş. Arada i türemesi olmuş. Dolayısıyla burada da yoktur. 3 ve 4 olacak cevabımız. 8. soru. 8. soruda arkadaşlar hemen bir ön açıklama yapayım. Kitaptaki çözümde de bir hata yapmışız. Bu ikinci video kaydım. İlk video kaydında da bir hata yapmışım. Dolayısıyla kitaptaki çözümdeki farklılığı dikkate almayın. Onu bir dahaki baskıda değiştireceğiz. İlk baskıyı çözenler için söylüyorum. Şimdi buradan bir bakalım tekrar. Okuyucunun buradaki ıcı eki normalde diyelim ki koşucu, yorucu gibi örneklerde gördüğümüz eylemden ad yapım ekidir bu. Ve kaynaştırma almaz. Ama ünlüyle bitenlere geldiğinde okumak örneğinde olduğu gibi y harfi kaynaştırmadır. Okuyucu, y harfi kaynaştırma. Okuyucunun bunun ın in ekini Türkçe'den ın in ekinin nın nin biçiminde görürsek ne harfi daima kaynaştırmadır. İki oldu. İlgi gösterdiği yazarlar arasında sı sı ekini nerede görürsek görelim s harfi kaynaştırmadır. Burada üç oldu. Adının geçmesi arasında adının geçmesi. Bu da değişik bir durumdur. Yani adının derken şimdi mesela onun adının anlamı ne? Senin adının anlamı ne? Örneklerinden izah edeyim. Bu gibi durumlarda başındaki tamlayanı dikkate alarak değerlendirme yapmak gerekir. Onun adı ne dışarıda kalıyor? Tamlamanın dışında kalıyor. Dışında kalınca kaynaştırma harfi. Senin adın ne harfi içeride kalıyor? Tamlamanın içinde kalıyor. O zaman kaynaştırma değil. Dolayısıyla buradaki cümleye baktığımızda okuyucunun ilgi gösterdiği yazarlar arasında adının geçmesi onu hem şaşırtıyor hem gururlandırıyordu. Ha, burada onun kastı var. Onun adının geçmesi. Veya kendi adının diye de söyleyebilirsin. Yani kendi adı fark etmez orada. Ne yine dışarıda kalır. Sonuç olarak buradaki ne harfi de kaynaştırmadır. Şöyle yapayım. Ne harfi kaynaştırmadır. Geçmesi yine S harfini gördük kaynaştırmadır. Ve onu ne harfi kaynaştırmadır. Sonuç olarak okuyucunun 1-2 arasındaki 3 adının 4, geçmesi 5, onu 6. 6 tane kaynaştırma harfi vardır. Bu da benim bile dikkatimden kaçtığını görüyorsunuz. Yani kaç tane kaynaştırma harfi vardır sorulara dikkatli olmayı gerektirir. Bir fazla bir eksik yapmak soruya sebep olabilir. 9. soru. Burada ne yapılmış? İşte bir kural verilmiş. Bu kural yumuşamanın kuralı. Yumuşamanın kuralı verilmiş. Hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük yoktur? Buna göre hangisinde ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük yoktur diye sorulmuş. Bana kalırsa ses bilgisi içerisinde en zor soru türlerinden biri bu sayılabilir. Yani ünsüz yumuşamasına aykırılık sorulduğunda bir cümle verip diyelim ki kaç tane yumuşamaya aykırı kaç tane sözcük vardır dediğinde. Çünkü bir tane eksik veya bir tane fazla yapmamalısınız. Çok dikkatli olmak gerekir. Yukarıdaki kuralda diyor ki ünsüz değişimi yani yumuşama kuralına göre son harfi süreksiz sert. Son harfi PCTK olan sözcüklere ünlü ile başlayan ek getirildiğinde bu ünsüzler yumuşayarak yani şunlar yumuşayarak BCDG'ye dönüşür. Demiş. Buna göre hangisinde yoktur? Bakalım, yakıcı bir güneş altında ilerliyorduk. Bakın burada mesela şunu görmek zor olabilir. Yakmaktan yakıcı, K ile biten bir kelime. Yakmak K ile bitiyor. Yani şunlardan birisiyle bitiyor. Bakın gösteriyorum burada da. Icı ekini almış. Ünlüyle başlayan bir ek de almış. Şöyle.
Ama yakıcı kelimesi yagıcı olmamış veya yağıcı yani yumuşamamış burada. Yakıcı bir tane burada var. Ayrıca altında derken alt kelimesi alt şöyle. T ile bitiyor. Şunun da bitiyor. Şurayı siliyorum bir kez. Bakın T ile bitiyor. Altın ünlüyle başlayan ek de almıştır ama aldığında olmamıştır. Dolayısıyla burada ünsüz yumuşamasına aykırı sözcük var. Çizgili gömleğini ütülemeye koyuldu. Burada yok. Buna döneriz tekrar gerekirse. Açık kapıdan içeriye sessizce süzüldü. Açık, açmaktan geliyor bu. Açmaktan açık. Acık olmamış. Hani dolayısıyla burada da ünsüz yumuşamasına aykırıdır. Ayrıca içeriye kelimesinin kökü iç, eri ekini almış. İceri olmamış. Yumuşamaya aykırı bu da. Yani yumuşamamış bu da. Yataktan kalkmaya eriniyordu. Bu da zor mesela. Yatak derken yatmaktan yatak. Yatmaktan yatak. T harfiyle bitiyor. Ünlüyle başlayan ek de almış ama yadak olmamış. Kalkmaya eriniyordu. Başka yok. Bunu görmek zor gerçekten. Edirne'de eski kitap satarak satmak kelimesine arak eki gelmiş. Sadarak olmamış. Geçim kelimesi geçmekten geliyor. Geçmekten geçim, gecim olmuyor. Dolayısıyla bunlarda da, şunlarda da yumuşamaya aykırı örnekler var. Çizgili gömleğini ütülemeye koyuldu. Burada gömlek kelimesi var. Yumuşamaya uğramış zaten. Yani yumuşamaya aykırı değil, yumuşamayı örnekliyor. Başka da bir durum yok zaten. Yanıt Bursa'dır. 10. soru. Bu dizelerde aşağıdakilerin hangisine birden fazla örnek vardır diyor. Birden fazla örnek vardır diyor. Bakalım. Saçların tutuştu derken burada bir sertleşmeyi görebiliyor olmamız lazım. Tutuştu önce. Gözlerim yandı, kavruldu. Gözlerim yandı, kavruldu, kavurulmak. Şurada bir ünlü düşmesini görüyor olmamız lazım. Şurada sertleşme. Şurada sertleşme. Şurada bir ünlü düşmesi var. Bir avuç kül oluverdim. Oluvermek. Burada herhangi bir şey yok. Külüm havaya savruldu. Savurulmak. Savurulmak. Değil mi? O zaman burada da ne var? Burada da ünlü düşmesi var. Dolayısıyla birden fazla örnek olan ünlü türemesidir burada. Cevap Bursa'dır.